Herkese merhabalar. Bu videoda Leyla The Band grubundan Yokluğunla adlı şarkıyı nasıl çalabiliriz? Naçizane kendimce anlatmaya çalışacağım. Çok tatlı bir girişi var şarkının. İşte kendimce orayı da çıkarmaya çalıştım. Her zaman söylüyorum, bana göre olan bu tamamen doğrudur değildir bilmiyorum. Hani ben çaldığım işte eğlendiğimi, beni eğlendiren aktarmaya çalışıyorum. Onu da anlatmaya çalışacağım. Şarkıyı arpejle nasıl çalabiliriz? Ritimle nasıl çalabiliriz? Onları da yine kendimce anlatmaya çalışacağım. Şarkının akorları tamamen doğru sitelerde olan ve yani bu şarkıya tamamen oturuyor. Çok da güzel yapmış. Kim yapmışsa ellerine sağlık arkadaşın. Ve çok da basit. Aslında hani giriş temel seviye içinde basit. A minör, E minör, Fa majör ve Sol majör. Yani 4 tane temel seviye basit denebilecek, bari olmadan çalınabilecek akorla şarkı devam ediyor. Çok özür diliyorum, çünkü gözümü bir düzelteyim. Giriş melodisi de yine bu akorların içinden. Her zaman söylediğim işte hani bu melodiyi bir şekilde o akorlarla, şarkının melodisini o akorların içinden bir yerlerden bulabiliriz. Denememiz gerekiyor. Yani bu kolay bir şey değil tabii ki. Yani biraz sesleri nereden alabileceğimizi bilmek, enstrümanı biraz hakim olabildikten sonra belki olabilecek bir şey, ama olmayacak bir şey değil. Yani bunun için yıllarca eğitim almanız vesaire gerekmiyor. Şekil A, yani hiçbir eğitimim yok ama sesleri tanıdıktan sonra bir şekilde oynuyor oynuyor geliyor kendi kendine. O nedenle çalıştıkça yapabileceksiniz. Kesinlikle vazgeçmeyin. Sadece oyalanın. Yani A minör basarken yapın. E minör basarken yapın. Bu şekilde çıkıyor bunlar. Söylemek istediğim o. Hemen geçeyim. Önce bir çalayım, ondan sonra anlatmaya çalışayım. Kaybet diye devam edeceğiz ondan sonra. Yaptığım şey nedir? Öncelikle tabını yazamadığım için çok özür diliyorum. Biraz zaman anlamında sıkıntılar var. Bu ara hatta eskisi kadar da video yükleyemeyebilirim. Kusuruma da bakmayınız o yüzden. En azından şu şekilde hani gösterebilirsem faydası olur diye düşünüyorum. Dediğim gibi A minörle başlıyor şarkı. E minör, Fa majör ve Sol majör devam ediyor. Aslında o giriş de aynı şekilde bu akorlar üzerinden. Ne yapıyorum? A minörle başlıyoruz. 1 ve 4'ü beraber çekiyorum. Dın dın kısmını hallettik. Ne yaptım? Sonra ikinci teli boş vurdum. Yani mi teline boş vuruyorum sonrasında. Şöyle yapıyorum ama şeklinde de yapabilirsiniz. Şeklinde de yapabilirsiniz. Yani şöyle. Şöyle bir şey var. Yani bunu zaten o akorları birbirine bağlayarak gidiyor. Yani dın 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 olması lazım aslında orada. O dını bir sonraki akorla bağlıyoruz aslında. Onu orada yapmış oluyoruz. Mantık bu. Onu bağladık buraya. Anlatabiliyor muyum? Ben bunu anlatabiliyor muyum? Neden buna bastıra bastıra söylüyorum? Çünkü genel olarak bu şekilde. Eğer ki akorlar üzerinden şarkının melodisini çıkarmaya çalışırsanız genel olarak bağlamalar bu şekilde oluyor. Yani ondan sonrasını burada bağladık mesela. Fa'da bağlıyoruz. Yani dın 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 kısımlarını bir sonraki akorla bağlıyoruz. Mantık, temel mantık bu. Tabii ki yani arada hani o sesleri bulmak, dediğim gibi uğraştıkça, denedikçe, çalıştıkça, sesleri algıladıkça mutlaka yapacaksınız. İnanıyorum kesinlikle. Yine baştan başlayayım. A minördekini bir halledelim. A minörde ne yapıyoruz? A minörde yaptığımız bu. Sonra onu E minöre bağlıyoruz. Yani E minörde yaptığımda 1 ve yani alt ve en üstteki telimizi, G telini ile beraber alttaki 2 teli çekmek. 2 teli de şu 2 parmağımla. Yüzük, şey, orta parmak ve işaret parmağımla. Yani şu. Şundan çok emin değilim ama oluyor gibi. Sonrasında yani bunu çekiyorum. A minörde bunları çekip buna boş vurmuştuk. Bunda da şu şekilde 3 teli çekip
E minör pozisyonunu bozmadan 3. tele vuruyorum. Yani sonrasında çok özür diliyorum. Yine E minör pozisyonunda orta parmağım yani 2. tel 3. perdede E minör şu. Ne yapıyorum bu sefer? Buna bir kere alta boş, sonra ya da. Bu arada çok özür diliyorum, sesini kısmayı unutmuşum. Bir dıt dıt sesi alacaksınız orada. Yaptığım şey bu yani. Sonra bunu fa'ya bağlıyorum. Fa nedir? Fa majör şu. Bu sefer bir yine 3 tel ve 6-2'yi yine çekerekten sonra yine 2. tele fa majördeki buradaki parmağımın pozisyonuna vuraraktan tele yani 2. tele çok özür diliyorum. Bir yavaş çalayım şöyle göstererekten. Nasıl açıyla görebiliriz bunu? Şöyle. Anlaşılmıştır. Kocaman bir surat. Bir 5 dakikadır falan ama bir de tabını yazsanız da aynı şey olmuyor. Anlatabiliyor muyum bunu? Yani bir şekilde hani tabda ne oluyor? Siz o yapılan şeyleri burada mesela tabın mantığına göre işte hammer-on'lar, işte pull-off'lar bilmem neler. Şöyle yapınca başka bir şey oluyor. Böyle yapınca başka bir şey oluyor. Yani tabda bir sayılar görüyorsunuz ama onu karşınızda birebir çalan olmadığı zaman çok düz bir şey oluyor. O nedenle hani tabdan ziyade bu şekilde tabla beraber desteklemek çok daha iyi. Yani ben bir şeyi yapamadığımı kapatmak için söylemiyorum. Tabii keşke yazabilsem ama bu şekilde görerek yapmak daha hoş oluyor diye düşünüyorum. Daha doğru oluyor diye düşünüyorum. Çok uzattım. Ondan sonra şarkıya ritimle de girebiliriz, arpejle de girebiliriz. Yani bundan sonrası aslında kolay gelecek. Şöyle yapalım. Yine mesela ritimle devam edelim. Devam ediyor şarkı zaten. Ritim şu. O da farklılık gösterebilir. Nasıl farklılık gösterebilir? Şöyle yapabiliriz. Yani yani ilk iki vuruş toplamda 4 tane yukarıdan vuruyoruz ama ilk iki vuruş daha üstten gibi. Birinci yapabileceğimiz şey bu yani. Vurguyu asıl sona doğru yani. Alternatif bu. Diğer bir alternatif ikinci vuruşu yapmamak. Yani orada bir sus kullanmak. 4 aşağı 1 yukarı. Ama
Ama dediğim gibi ikisi üçten gibi, diğer ikisi yani diğer üç vuruş daha bir şiddetli gibi ve tamamını kaplayan şekilde gibi. Bir diğer işte alternatif dediğim gibi ikinci vuruşu sus yapmak. Yani dört vuruş yerine bir aşağı bir sus, sonra iki aşağı bir yukarı şeklinde. O da şöyle oluyor. Şeklinde devam eden bir ritim. Bir diğer yapabileceğimiz bir şey de sonunda yukarı aşağı yukarı aşağı gibi bir şeyler yapmak. Yani nasıl oluyor? Genelde sakladığın kısmı gibi daha çok yakışıyor. O da şöyle oluyor. Kay, kay. Yani şarkıya girişte ilk vuruştan sonra eğer sus yapmayacaksak ikinci vuruşla beraber gibi sus yapacaksak sus. Eğer sus yapmayacaksak üçüncü vuruşla başlıyor. Sus yapacaksak sustan sonraki vuruşla. Kaybet öfkeni içinde sakladım. Şöyle olabiliyor diğer bahsettiğimde. Kaybet öfkeni içinde sakladım. Yani o da şöyle ama çok yakıştığını düşünmüyorum bunun. Yapıp sonra yukarı aşağı yukarı aşağı şeklinde dört vuruş şeklinde bir vuruş üstten bir sus ve yukarı aşağı yukarı aşağı şeklinde bir alternatif de bu. Şarkı tamamen bu şekilde söylenebiliyor. Yani şimdi vazgeçersen geriye döneceksin. Hepsini deneyebilirsiniz çalarken. İster öyle yapın ister karıştırın. Hepsi uyuyor. Gitme şöyle bir şey buldum yani rari 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 gibi. O da ne oluyor? Fa majör, G ve A minör. Rari rari rari. Orada biraz daha belki kısaltabiliriz. Rari 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 rari. Yani bir aşağı sonra hafif bir sus, iki aşağı bir yukarı gibi. Rari. Çok üzülüyorum. Bir aşağı sonra bir aşağı bir yukarı gibi. A minörde de kapatıp vuruyoruz ve bitiriyoruz şeklinde. Şarkıyı çalabiliriz. Tamamını bu ritimlerle. Arpejde nasıl oluyor? Yine arpejde şu şekilde bir arpej olabilir. Kaybet öfkeni içinde sakladın. Arpej yaparsak nasıl oluyor? Oluyor. Şöyle oluyor. Bir, yani bir dediğim 4, 3, 2, 1 şeklinde yine tel numaralarıyla 4'e bir kere vuruyorum. Sonra 3'e vuruyorum. Yani vuruyorum, basıyorum, çalıyorum. 3'ü çalıyorum hangisi uygunsa. Alt 2'yi beraber çekiyorum şunlarla. Yani... Sonra 3'ü bir daha. 3'ü bir daha çalıyorum. 3 dediğim tel numarası yine. Bir alternatif bu. Bir alternatif de 4, 3, 2, 1, 2, 3... 1-2 şeklinde olabilir mi? Bir bakalım. Kaybet öfkeni için.
terk et o derdini benden almadın. Çok yakışmıyor ama bu da olabilir. Yani 4-3-2-1-2-3-1-2 şeklinde bu arpejde olabilir ama bir önceki arpej gidişata daha uygun şekilde diye düşünüyorum. Yine naçizane kendi algıladığım, anladığım şekilde. Bu şekilde girişiyle beraber, ritmiyle beraber şarkıyı söyleyebiliriz, çalabiliriz diye düşünmekteyim. Çok da güzel şarkı. Gidişatı böyle yumuşak, hafif. Yani ben söylerken de son bu biliyorum hiçbir anlamı yok kısmında öyle bir şey ses lazım. Tabii ki oraları biraz alçak söylemeye çalışmışım. Şey yapmayayım diye, çok kötü olmasın diye. Ama bağıra bağıra oraları da söyleyebilirsiniz. Akorlar tamamen uyuyor. Bu şekilde ne bileyim çalınabileceğini düşünüyorum. Faydası oluyorsa ne mutlu bana. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.